Tekrardan merhaba arkadaşlar. Dersimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Burada kültür merkezleri ve ilk medeniyetler konusuyla devam edeceğiz. Biraz daha tarihe kaçan bir konudur aslında. Çok bizle alakası yok ama biraz değinip, kısaca değinip, tarihteki gibi çok uzun uzun değinmeyeceğiz. Zaten tarihte gördüğünüz için bu konuları bizde çok fazla bir soru değeri zaten meydana gelmeyecek. Bu medeniyetlerden biri. İlk medeniyetlere baktığın zaman bunlardan birincisi Mezopotamya medeniyetidir. Nedir hocam bu Mezopotamya medeniyeti? Sen şunu bil sadece. Sana soru olarak gelirse. Sana diyecek ki Fırat ve Dicle nehirleri arasında kurulan uygarlıktır ya da medeniyettir. Fırat ve Dicle nehirleri arasında kurulan bir uygarlıktan, medeniyetten bahsediyorsan o medeniyetin adı nedir? Mezopotamya medeniyetidir diyoruz. Kurulduğu coğrafyanın iklimi uygun ve verimli toprakları vardır diyoruz. Su kenarına kurulmuş bir uygarlıktır. Tarımda önemli uygulamalar yapılmıştır. Tarihte baktığın zaman bu medeniyette Mezopotamya'da hangi devletler kurulmuştur? Sümerler vardır. Akatlar vardır. Elamlar vardır. Babiller, Asurlar gibi uygarlıklara da denk gelebiliriz. Şimdi Mezopotamya medeniyeti bu şekildedir. Bir kez daha söylüyorum. Bizim için soru değerinin olduğu yer burada medeniyetler kısmında, dediğim gibi tarih konusu, tarihte zaten detaylı gördüğünüzü düşünerek, çalışmış olduğunuzu düşünerek biz devam ediyoruz. Burada olay şudur. Mezopotamya medeniyetinde ya da diğer X medeniyeti, Y medeniyeti, hepsinin kurulduğu yerlerde önemli olan 3 tane öğe var. Nedir hocam bu? 1. İklim. İklim uygun olsun. İkincisi su kaynakları bol olsun. Üçüncüsü ise verimli topraklardır. Bizim için önemli olan, işte soru değeri olan yerler burası medeniyette. Sana derse ki ilk uygarlıklar ya da ilk medeniyetler kurulurken ne göz önüne alınmıştır? İklim göz önüne alınmıştır. Su kaynakları göz önüne alınmıştır. Bir de verimli topraklar göz önüne alınmıştır. Bu zaten bütün medeniyetler için geçerli olan 3 öğemizdir. Aklınızda kalsın. Fırat ve Dicle derse Mezopotamya medeniyetidir diyoruz. Geldim Mısır medeniyetine. Tarihteki önemli medeniyetlerden biridir. Hangi akarsu çevresinde kurulmuştur dersek Nil Nehri çevresine kurulmuştur. Hatta diyoruz ki Mısır mı Nil'in armağanıdır, Nil mi Mısır'ın armağanıdır? Bunu bir düşünün. Şimdi baktığın zaman, yani olay şu. Nil Nehri olmasaydı Mısır medeniyeti olabilir miydi acaba diyoruz. Büyük ihtimal olmazdı zaten. Etrafı çöllerle kaplı olduğu için güneş çevresindeki uygarlıklardan fazla etkilenmemiştir. Yani istilaya fazla uğramamıştır. Bunun tarihte kalıp sorusu vardır. Yeri gelmişken onu da hemen söyleyeyim. Diyecek ki işte baktığımız zaman tarihteki medeniyetlere Mısır medeniyeti kendine özgü kalmıştır diğerlerine göre. Bunun neden aşağıdakilerden hangisidir dediği zaman tarih sorusunda etrafının çöllerle kaplı olmasıdır diyeceğiz. Tarımda Nil Nehri'ni kullanıp yılda 2 kez ürün almışlardır. Hatta Nil Nehri'nin taşkınlarını hesaplamak için geometriden ve matematik biliminden de yine yararlanılmış mıdır? Evet, yararlanılmıştır diyoruz. Yani dediğim gibi temelde bizim için burada Nil Nehri, Fırat ve Dicle derse Mezopotamya medeniyeti diye geçiyoruz. İnka medeniyetimiz var. Amerika uygarlıklarından biridir. Sonradan aslında keşfedilmiştir. Güney Amerika'da Ant Dağları üzerinde kurulan bir medeniyettir İnka medeniyeti. Şehir mimarisi ve taş işçiliğinde gelişmiştir. Şehir ve kaleler yüksek sarp yamaçlara kurulmuştur. Mesela şimdi resmini göstereceğim, şu şekil. Ant Dağları üzerine kurulduğu için zaten dağlık bir alanda oluşan bir medeniyetten bahsediyoruz. Güneş saatinde yine hangi medeniyet bulmuştur dersek İnka medeniyeti yapmıştır diyoruz. Maya medeniyetimiz var. Yine Amerika kıtasındaki medeniyetlerden biridir. Meksika ve Orta Amerika arasında kuruldu diyoruz. Tarıma önem vermişler midir? Evet, tarıma önem vermişlerdir. Astronomi, matematik ve mimari alanda da yine gelişmeler göstermiştir diyoruz. Aztek medeniyetimiz var. Aztek medeniyeti nedir? Orta ve Güney Amerika'da kurulmuştur. Dünyanın en büyük piramidini inşa ettiler ve günümüze kadar da ulaşmıştır. Evet. Ondan sonra tarıma yine önem vermişler midir? Evet, vermişlerdir diyoruz. İşte geldim Akdeniz medeniyetine. Burada iklim ve coğrafi şartlar uygun olduğu için aslında birçok uygarlık kurulmuştur Akdeniz medeniyetinde. Yunan uygarlıkları da çok içeriye girmiştir. Türk uygarlıkları da vardır yine Akdeniz uygarlığında. Burada ne var? Girit, Lidya, Yunan, Roma ve Fenike gibi uygarlıklar vardır. Özellikle tarihe damga vuran uygarlıklardan biridir. Yunan kökenlidir zaten. Daha sonraki süreçte zaten bizler geldik. Denizcilik faaliyetleri önemli bir olaydır. Zaten unutmayın, coğrafi konum sonucunda eğer bir yerde
denizcilik faaliyeti varsa oranın nereye sınırı vardır? Denize sınırı vardır. Kimse Malatya'da denizcilikle uğraşacak hali yok. Akdeniz uygarlığında neden denizcilik gelişmiştir? Çünkü coğrafi şartlar diyeceğiz. Çin medeniyeti var. Evet, bugünlerde en fazla lanet ettiğimiz medeniyetlerden biri Çin medeniyeti. Güneydoğu Asya'da kurulmuştur. Dünyanın en eski medeniyetlerinden biridir. En köklü medeniyetidir. Kağıt, matbaa, pusula, mürekkep gibi icatları vardır. Tarihte önemli bir medeniyettir gerçekten. İpek yolu içinde bu uygarlık önemlidir. Zaten tarihteki birçok Türk devletinin Çin ile mücadelesine baktığın zaman İpek yoludur. Ticaret yolu üzerinden bir mücadele kurulmuştur. Evet, bakın burası da bir Çin Seddi. İşte Allah, kurban olduğum Allah, Türk korkusundan insana neler yaptırır. İşte Türklerden korktukları için yaptıkları bir Çin Seddi var. Tabi onlara sorarsanız onlar sanatsal amaçla yapıldığını söylüyorlar ama işte o korku yeter. Çin medeniyeti de bu şekil. Hint medeniyeti var, yine önemlidir. Ganj ve Indus nehirleri arasında kurulan bir medeniyettir dediği zaman Hint medeniyetidir diyoruz. Çok fazla göç ve istilaya uğramıştır. Tarıma büyük önem vermişlerdir. İşte medeniyetlerin haritası bu arkadaşlar. Şuraya baktığınız zaman burada ne vardı? Şili Ant Dağları üzerine kurulan İnka medeniyeti. Burada Aztek ile Maya var. Zaten Aztek, Maya, İnka. Bunların sıralanışı bu şekilde gider aşağıya doğru. Yani Ami dediğimiz bir kavram var. Malatyalılar bilir. Biz bunu ne olarak kullanıyoruz? Amca anlamında Ami. O şekil köylerde falan kullanılır. Aztek, Maya, İnka bunlar Amerikan uygarlıklarıdır. Yani Amerika'da kıtasında kurulan uygarlıklardır. Bunlara dikkat edin. Ondan sonra Akdeniz çevresinde ne var dedik? Akdeniz uygarlıkları. Mısır, Nil Nehri çevresinde Mısır medeniyeti, Mezopotamya medeniyeti, bugünkü var olduğumuz topraklar, Hint medeniyeti, Ganj ve Indus nehirleri, bir de Çin medeniyeti vardır diyoruz. Ganj ve Indus burası. Fırat ve Dicle derse böyle. Nil Nehri çevresi derse bu şekil. Denizciliğin gelişmiş olduğu medeniyet diye soruyorsa Akdeniz uygarlıklarıdır diyoruz. Sonradan keşfedilen medeniyet, uygarlıklar derse şu bölge. Çünkü Amerika kıtası coğrafi keşiflerle birlikte keşfedildi. İşte bu haritada biraz daha gösteriyor. Aztek, Maya uygarlıkları, İnka uygarlığı. Sarp dağlık araziler üzerinde İnka. Mısır uygarlığı. Bunu tabii biraz daha anlaşılır olması için geniş çaplı çizdik. Yoksa sadece Nil Nehri çevresinde. Burası Mezopotamya uygarlığı. Biraz daha detaya girdiğimiz zaman içerisine doğru İran uygarlığı var. Hint uygarlığı, Çin uygarlığı. Değil mi? Bu şekilde gider diyoruz. Yani dünyadaki uygarlıklar bunlardır. Bir de dünyadaki kültür bölgeleri var. Milli Eğitim kitabı buna bayağı bir yer vermiş açıklamalarıyla birlikte. Burada kültür bölgeleri aslında son yıllarda da soru olarak geliyor. İşte Anglo-Sakson kültürü, İngiliz kültürü, işte Batı Avrupa kültürü aynı mantıktan gider. İslam kültürü, Slav kültürü gibi ifadeler karşımıza gelebilir. Bazen dünya haritası üzerinden karşımıza soru getirebiliyorlar. Zaten dediğim gibi bakın bu derste medeniyetler kısmını dikkat edersen çok üzerinden durmadan hızlıca geçtim. Niye? Burası tarihin konusu. Burası bizi çok ilgilendirmiyor. Ben sadece nelere dikkat ettim? Ben akarsulara dikkat ettim. Aklında bulunsun. Bir de harita üzerinden gösterdim. Özellikle yeri gelmişken hadi onu da söyleyelim. Harita üzerinden sana işaretleyip sorabilir. Uygarlık isimlerini, medeniyet isimlerini. Özellikle karıştıracağın yer Amerika kıtasındaki medeniyetler. Özellikle burayı verir. Ya işte İnka yukarıda mıydı falan filan. Ben dedim Malatya'da köylerde amcaya ne denir? Ami denir. İşte yukarıdan aşağıya doğru en üstte verilen Aztek, Maya, İnka. Bu şekilde sırala. Zaten gerisini de bilmen lazım. Hint medeniyeti, Çin medeniyeti, ondan sonra Mezopotamya, Afrika'nın orayı görürsen Mısır uygarlığı diye karşımıza gelir. Dikkat edin. Harita üzerinden gelebilecek soru değeri odur. Dünyadaki büyük kültür bölgeleri. Buraya baktığın zaman burada ne var hocam? Bakın şurası, şu bölge Latin Amerika kültürüdür. Brezilya'nın, Arjantin'in falan olduğu yerler. Burayı kim oluşturmuştur dersen iki tane Avrupalı millet özellikle oluşturmuş. İspanyollar ve Portekizler. Bura tamam. Şuraya baktığın zaman Batı Avrupa kültür bölgesidir. Hocam ne alaka? Burası Amerika. Amerika kıtasının üst tarafları. Amerika, Kanada'nın olduğu yer. Doğru. Bak aynı renk tonu Avrupa'da zaten var. Burada da var. Bir de nerede var? Avustralya'da var. İşte biz bunu Anglo-Sakson kültürü diyoruz. Yani burayı oluşturan zaten Amerika dediğin yer. Amerikalı diye bir millet yok ki. Amerikalı diye bir millet yok. Burayı oluşturan İngilizler zaten. İngiliz kökenleri genelde.
İşte o kültürün hakim olduğu ya da Avustralya'ya oluşanlar bu kültürün hakim olduğu milletler olduğu için aynı kültür bölgesi içerisinde ele alınır. Yani işaretleyip sana işte atıyorum şöyle dedi adam. Bak çok basit, çeldirici bir soru yapabiliriz hemen. Şöyle 3 4 olsun, şöyle bir de 5 olsun. Mesela Endonezya'yla Malezya'nın olduğu yeri işaretledim. Adam bize dedi ki mesela, dedi ki hangisi aynı kültür sınıflandırması içerisinde ele alınabilir. Adım gibi eminim. Baktığın zaman, işin içerisinden çıkmadığın zaman dersin ki lan burası Avrupa, zaten burası da buraya yakın. Hop 2 ve 3 işaretledim gitti. Coğrafya çok basit. Sonra görürsün gününü. İşte o yüzden dikkat et. Demek ki Amerika, Kanada'nın olduğu bölge ve Avustralya Avrupa ile birlikte hangi kültür bölgesi içerisinde ele alınır? Batı Avrupa kültür bölgesi. Anglo-Sakson diye de geçebilir, fark etmez. İslam kültür bölgesine baktığın zaman bugün yaşadığımız coğrafya ve tarihten beri var olduğumuz coğrafya diye geçeriz. Orta Asya Türk Cumhuriyetleri ile birlikte kısmen. Bu anlamda İslam kültür bölgesidir. Ondan sonra Slav Rus kültür bölgesine baktığın zaman birkaç tane Balkan devletiyle birlikte üst tarafta Slavlar oluşur. Rusya'nın olduğu yerdir çünkü. Mavi renk tonuyla gördüğün Afrika kültür bölgesidir. Şurası Hint kültür bölgesidir. Endonezya, Malezya da oraya dahil olur. Sonra Çin kültür bölgesidir. Kırmızı renkte gördüğün. Bu şekilde kültür bölgelerimiz sınırlandırılır. Bir de şurada zaten Pasifik kültür bölgesi var. Okyanus. İki taraflı. Bunlara da dikkat ediyoruz. İşte harita üzerinden karşına gelebilir kültürler. Ha bir de yeri gelmişken ekstra bir soru söyleyeyim. Kültürel çeşitliliğin en fazla olduğu yer neresidir derse haritada işaretlediği zaman her zaman Amerika'ya git. Çünkü dediğim gibi yoğun burada Amerikanlı diye bir millet yok. Genelde yoğun göçler nereden geliyor? Avrupa'dan. Özellikle İngilizlerden. O dönemde coğrafi keşifleri gerçekleştiren İspanyollar, Portekizler filan özellikle onlar buraya da çok gitmiştir. O yüzden kültürel çeşitlilik fazladır dediği zaman gideceğin tek bir yer var. Unutma Amerika'nın olduğu yer diyoruz. O yüzden aklımızda bulunsun. Evet, bir de dünyadaki şehirlerin gelişimi ve küresel etkileri var. Bunlar çok çok basit ama sorularda geldiği zaman yapamıyoruz. Biraz daha böyle biraz genel kültüre kaçan tarafları da var aslında. İdari şehirler var. Bir bölgenin, uluslararası bir kuruluşun ya da bir bölgenin yani bir ülkenin başkenti ya da uluslararası bir kuruluşun merkezi ise biz bunlara ne diyeceğiz? İdari şehirler diyeceğiz. Mesela Londra, İngiltere için. Brüksel, Paris, Fransa, Washington, Amerika, Ottawa, Moskova gibi yerler idari şehirlerdir diyoruz. İşte Paris'ten bir görüntü. Dini şehirlerimiz var. Bir veya birden fazla dini inancın, merkezin, kutsal değerlerin iç içe geçtiği, orada bulunduğu şehirlere biz ne diyeceğiz? Dini şehirler diyeceğiz. Yani kutsal bir mekana sahipsen dini şehirsindir. Mesela Mekke, Medine bizim için önemli. Kudüs önemli. Roma. Ondan sonra Lhasa var. Tibet, Çin orasında. İşte mesela İtalya'dan bir görüntü. Yine bizim için önemli olan Mekke'den bir görüntü. Askeri şehirlerimiz var. Askeri şehirlerde özellikle bunun için çok fazla bir sınıflandırma yok. Onu söyleyeyim özellikle. İşte dünyadaki şehirlerden hangisi askeridir ya da değildir falan diyemezsin. Zaten önemli devletlerin şehirleri askeri şehirler statüsünde sayılabilir. O yüzden bunun çok direkt sorusu yok. Sadece şuna dikkat et. Brüksel var. O da NATO'nun genel merkezi olduğu için. Stratejik öneme sahip bölgelerin askeri eğitim birliklerinin olduğu yerlere biz askeri şehirler diyoruz ama sadece en açık ifadeyle Brüksel örnek verebiliriz. Geldim en fazla karşına çıkan soru tipi liman şehirleri. Bak şimdi Hinterland'ı geniş olan, Hinterland dediğimiz kavram neydi? Ben bunu dış kuvvetlerde söyledim. Bir limanın kara ve demir yoluyla bağlantısı değil miydi? Kara ve demir yoluyla bağlantısına ben Hinterland diyordum. Eğer senin bu bağlantın güçlüyse Hinterland'ın nasıldır? Geniştir. Eğer darsa Hinterland'ın dardır. Hinterland'ı geniş, önemli koy ve körfezlere sahip olan, ticarette genellikle liman aracılığıyla yapılan şehirlere biz liman şehirleri diyeceğiz. Burada hangileridir hocam dersen bak Rotterdam, Hamburg, Marsilya özellikle şu üçünü gördüğün zaman güzel arkadaşım bak bu üçünü gördüğün zaman bil ki liman şehridir. Mesela benim ülkemde
Mersin Limanı, İzmir, İstanbul Limanı bunlar önemlidir. Rotterdam, Hamburg, Marsilya bu üçlüyü unutma. Bir sorunun içerisinde bunları gördüğün zaman hangi fonksiyondan bahsediyordur? Liman şehirlerinden bahsediyordur. Çünkü sana diyecek ki aşağıda verilen şehirlerden hangisinin fonksiyonu farklıdır ya da hangisinin fonksiyonu liman fonksiyonudur. Fonksiyon dediğimiz hangi özelliği ön plana çıkıyor buna dikkat edeceksin. Mesela işte dediğim gibi bunların fonksiyonu ne? Liman. Buna da dikkat edin. Yine Singapur, Kalküta, Şangay gibi önemli liman şehirleri de vardır. Ama özellikle dediğim gibi sorularda ilk üçlüyü görürsünüz. Dikkat edelim. İşte Marsilya'dan bir görüntü. Marsilya Limanı Fransa'da. Gördüğünüz gibi bir yoğunluğa bakın yani şu şekil. Bayağı bir yoğunluk var. Evet, tarım şehirleri var. Tarım şehirlerinde yine askeri şehirler gibi aslında çok fazla ön plana çıkan şehir isimleri söyleyemiyoruz. Sadece Milli Eğitim kitabındakilerini seçtim. İşte mesela askeri şehre ne dedik? Brüksel dedik NATO'dan dolayı. Burada da Milli Eğitim kitabında sadece Bulgaristan'daki Kırcaali şehri tarım şehri olarak örnek verilmiş. İnsanların geçimlerini daha çok tarımsal faaliyetlerle karşıladığı şehirlere biz ne diyeceğiz? Tarım şehirleri diyeceğiz. Demek ki Kırcaali'nin fonksiyonu neymiş? Tarımmış diyoruz. Sanayi şehirlerimiz var mesela. Dünyada öne çıkan sanayi şehirleri. Sanayi devriminin ilk ortaya çıktığı yer Manchester. İngiltere'nin olduğu yer. O zaman dünyada önemlidir. Tokyo, Düsseldorf, Amerika'da Detroit. Dikkat et. Bu anlamda önemlidir diyoruz. Bunların fonksiyonu sanayidir. Unutmayalım. İşte Tokyo'dan bir görüntü. Maden şehirleri var. Önemli yeraltı kaynaklarına bağlı olarak gelişen şehirlerdir. Şu şehirleri gördüğün zaman fonksiyonlarını sorarsa sana nedir fonksiyonu? Madendir. Bakın fonksiyon kelimesini sürekli vurguluyorum çünkü karşına fonksiyon kelimesi üzerinden gelecek. Burada ne var? Essen, Almanya'da önemli demir, kömür yataklarının olduğu yerdir. Kerkük yine aynı şekil. Kiruna var, Petersburg var diyoruz. Maden şehirleri de bunlardır. Turizm şehirlerine baktığımız zaman bunlar aslında zaten genel kültür olarak biliyoruz. İşte Barcelona, Venedik, Miami, değil mi? Roma, Dubai, Singapur gibi şehirler bizim için turizm şehirleridir. Bunların fonksiyonu turizmdir diyoruz. İşte Venedik'ten bir görüntü. Kültürel şehirler karşımıza eğitim diye de gelebilir. Eğitim faktörüyle ön plana çıkanlar diye de gelebilir. Fark etmez. Bilim, sanat, eğitim gibi çeşitli kültürel faaliyetlerin ön planda olduğu şehirlerdir. Neresi? Oxford, Cambridge. Ondan sonra Pirikanton, Salamanca gibi yerler eğitim şehirleridir. Özellikle Oxford ön plana çıkar. Zaten sizin için de önemli olan Oxford'dur değil mi? Hayaller Oxford, gerçekler Sivas Cumhuriyet Üniversitesi olur gibime geliyor. Tabii Türkiye'mizde de önemli kültürel eğitim anlamında şehirlerimiz vardır. Eskişehir, İstanbul, Ankara, İzmir, 9 Eylül Üniversitesi, Trabzon yine katıyor. Bu anlamda önemlidir. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi önemli eğitim şehirlerinden biridir. Ticaret şehirlerine baktığımız zaman fonksiyonları, ticaret fonksiyonlarına bunlar dünyanın en gelişmiş yerler olacak zaten neresi? New York, Hong Kong, Şangay, Paris, Londra, Tokyo gibi şehirlerde ticaret şehirleridir. Bir de şimdi bak bunlar hep etki alanı dünyada geniş olan şehirlerdi. Yani fonksiyon anlamında dünyayı etkileyen şehirlerdi. İşte Tokyo'sunu gösterdik, Venedik'ini, Essen'ini gösterdik değil mi? Oxford'u gösterdik. Bunlar tüm dünyayı etkileyen, fonksiyonu geniş olan şehirler. Bir de etki alanı maalesef dar olan bir şehir var. O da Sivas. İşte Sivas'a baktığın zaman Sivas'ın meydanıdır. Burada Selçuklu yapıları var. Yine 4 Eylül Cumhuriyet'in temellerini attığımız 4 Eylül Kongre binamız var. Bu anlamda da etki alanı dar olan şehire örnek olarak Türkiye'de verebiliriz arkadaşlar. Buna da dikkat edeceğiz. Şimdi günümüz dünyasından geleceğin dünyasına diye bir başlığımız var. Şimdi tarım önce insanlar tarım toplumuna geçtiler. Sonra sanayi toplumuna, sonra bilgi toplumuna, şu an uzay toplumuna doğru gidiyoruz. Büyük ihtimal geleceğimiz o şekildedir diyoruz. Bu şekil aklımızda kalsın. Geçmişten günümüze göre ekonomik faaliyetlere baktığın zaman yine tarih ile bağlantılı olan bir yer. Bakın bu ünite hemen hemen neredeyse o şehirlerin fonksiyonlarını çıkardığın zaman tarih ile bağlantılı. Biz burada ne yapacağız? Yine değineceğiz ama basit anlamda değinip geçineceğiz. O yüzden uzun uzun iş girmeyeceğim. Mesela bunlardan birincisi Paleolitik çağ yani eski çağ.
Şimdi eski çağdan baktığın zaman insanlar zaten ağaç kovuklarında, mağaralarda yaşıyor. Göçebe bir hayat mı var? Evet. Göçebe hayat olduğu için bu insanlar neyle uğraşıyor? Avcılık ve toplayıcılıkla uğraşıyor. Unutmayın, tarih soruları için söylüyorum. Bir yaşamda, insan toplumunun yaşamı göçebeyse zaten orada sen tarım falan bekleme. Ne bekleyeceksin? Avcılık ve toplayıcılık ya da hayvancılık faktörünü beklersin. Avcılık ve toplayıcılıkla uğraştığı için insanlar daha sonraki yıllarda dönemin ortalarından sonlarına doğru delici ve kesici aletler yapmaya başlamışlardır. Delici ve kesici aletler yapmaya başlamışlar. Ateşi bulmuşlardır sonlara doğru. Ateş insanlık için önemli bir buluştur, onu unutmayalım. Hem ışık anlamında yararlanmışlar, hem yiyeceklerin pişirilerek yenilmesi, hem ısınma, hem yabani hayvanlardan korunma anlamında ateşin bulunması gerçekten insanlık tarihi açısından önemlidir. İşte paleolitik çağın kilit kelimeleri, aslında en temel özellikleri bunlardır diyoruz. Bir de mezolitik çağımız var, yani orta taş. Burada ne var? Burada kısmen yerleşik hayata biraz geçiş denemeleri var. Ancak yerleşik hayata tam olarak ne zaman geçildi dersen neolitik çağda geçilmiştir. Ha, burada biraz kısmen bir denemeler var. Tarım denemeleri yapılmış, avcılıkta ok ve yay kullanılmaya başlamış. Bak burada kesici ve delici aletler yapmıştım ama burada artık ok ve yay, daha uzaktan vurma gibi faaliyetler gerçekleştirilmiştir. Yine köpek evcilleştirilmiştir diyoruz. Neolitik çağa baktığın zaman yeni taş çağı, zaten yerleşik hayat vardır. Yerleşik hayata geçtiysen artık tarım yapıyor musundur? Evet, yapıyorsundur. Kısmen tarım yaptığın için artık biraz köy hayatı ortaya çıkmaya başlayacak. Hayvanlar evcilleştirilmiştir. Takas yoluyla da ticaret başlamıştır. Çünkü sen artık bir şeyler üretiyorsun tarım aracılığıyla. İşte ben domatesi fazla ürettim, sen biberi. Ne yapıyoruz? Karşılıklı bir takas alışverişi. Bir kilo ver, bir kilo vereyim hesabı. Kalkolitik çağ dediğimiz maden çağıdır. Burada ne var? Maden işlenmeye başlandı bu dönemde. Özellikle ilk işlenen maden bakır madenidir. Çünkü kolay işlenebilir. Tarımsal yerleşmeler büyüdü. Köyler ve kentler ortaya çıktı diyoruz arkadaşlar. İşte geçmişten günümüze ekonomik faaliyet türleri bu şekildedir. İşte geçmişte böyleyken zaten günümüzdeki uzay çağını düşündüğümüz zaman, bilgi toplumunu düşündüğümüz zaman işin nerelere geldiğini görebiliyoruz. İşte bugün bakın internetten ders anlatıyoruz. Aynı ortamda olmamamıza rağmen bir bilgi alışverişi var. Sanayi faaliyetlerinin nasıl boyutta olduğunu görebiliyoruz. İşte bu şekilde günümüz toplumuyla böyle geçmişi karşılaştırdığın zaman kısmen soru tipleri rahatça çözülüyor. Zaten dediğim gibi bunun bizim için kalkolitik çağda coğrafya sorusu içerisinde hangi gelişmeler yaşanmıştır, yaşanmamıştır, orası bizi ilgilendirmiyor. Orası dediğim gibi tarihin konusudur diyoruz. Sadece var olduğu için işlemek zorundayız. Üretim, dağıtım ve tüketim dediğimiz bir olay var. Biz diğer dersimizde Türkiye'nin ekonomik coğrafyasına gireceğiz. Asıl zaten coğrafyanın kısmına gireceğiz. Nedir hocam? Tarım, hayvancılık, madencilik, enerji kaynaklarını işleyeceğiz. O yüzden oraya girmeden önce biraz şöyle bir giriş kısmı var buranın. Ekonomik faaliyet unsurları deyince üretim, dağıtım ve tüketim var. Nedir hocam üretim? Mal ve hizmetlerin kullanılabilir duruma getirilmesidir. Dağıtım ne? O kullanılabilir duruma getirilen malın ve hizmetin nereye? Tüketiciye ulaştırılmasıdır. Tüketici de zaten mal ve hizmetleri alarak ne yapıyor? Tüketiyor. Üretim, tüketim ve dağıtımı etkileyen doğal unsurlar. İşte bu tarz soruları görebilirsin soru bankalarında. Aşağıda verilenlerden hangisi doğal unsurlardır ya da beşeri unsurlardır tarzında soru tipleri gelir. Doğal unsurlara baktığın zaman iklim, bitki örtüsü, yeryüzü şekilleri, toprak, ham madde ve enerji kaynakları, su kaynakları, bunların hepsi doğal unsurlardır. Her zaman söylüyoruz, doğal, fiziki kelimesini görüyorsan kendinle alakasız şeyleri arayacaksın. Mesela iklim, yeryüzü şekilleri, toprak, bunları yapan kim? Ben miyim? Kendiliğinden mi oluşur? Kendiliğinden oluşur. Benimle alakası yok. Üretim, tüketim ve dağıtımı etkileyen beşeri unsurlar var. Bunları ayrı ayrı başlık adı altında ele alıyoruz. Üretimi etkileyen beşeri unsurlar, tarımsal faaliyetler, sermaye, para yani, iş gücü eğitimi, teknolojik gelişmeler ve sanayidir. Dağıtımda ulaşım, ondan sonra modern pazarlama teknikleri, teknolojik gelişmeler, insan kaynakları, yerleşim özellikleri ve iletişim. Tüketimde en etkili olan ise reklam ve moda değil mi? Gelir düzeyi, ihtiyaçlar, teknolojik gelişmeler önemlidir ama en fazla reklam ve modaya biraz uyum sağlama tüketimi etkiler diyoruz. İşte Türkiye coğrafyasına gireceğiz. Burayı dediğim gibi diğer dersimizde artık asıl coğrafya olduğu için en detaylı şekilde gideceğiz. AYT'nin asıl baba konularına geçmiş olacağız yani. Burada giriş kısmında bir iki tane şöyle basitçe konular var.
Şimdi Türkiye'nin jeopolitik konumu dediğimiz bir konum var. Yani bulunduğu yerin siyasetle alakasına biz jeopolitik konum diyoruz. Siyasi önemi aslında dünya üzerinde var oldu. Türkiye'ye baktığın zaman Asya ile Avrupa arasında bir köprü görevinde miyim? Evet. Üç tarafın denizlerle çevrildi. Çanakkale Boğazı'm ve İstanbul Boğazı'm var mı? Var. İşte bunlar benim jeopolitik önemimi arttırıyor mu? Evet. Mesela senin ülkende Avrupa'ya petrol ve doğalgaz, Rus gazını taşıyoruz biz, Azerbaycan değil mi? Bunların hepsi kimin üzerinden gidiyor? Benim üzerinden gidiyor. İşte jeopolitik konumun önemi burada ortaya çıkar. İşte bu jeopolitik unsurlara baktığımız zaman değişmeyen unsurlar, zaman ve değişen unsurlar var. Şimdi zaman kavramı zaten bildiğin zaman, onu geç, onunla işimiz yok. Burada değişmeyen ve değişen unsurları nasıl ele alacağız? Mesela stratejik kaynaklar, coğrafi bütünlük, su, iklim, coğrafi konum, jeolojik ve jeomorfolojik özellikler, yeryüzü özellikleri, ülkelerin coğrafi şekli, ada, yarımada, ülke ölçüsü olması. Üç tarafın denizlerle çevrili olduğu için yarımada ülkesi. Şimdi sen değişmeyen unsurlara baktığın zaman şuradaki unsurları değiştirebilir misin? Yani sen dağlık bir ülkesin, dağları düz hale getirebilir miyiz? Ya da ben bir yarımada ülkesiyim, hadi ben burada deniz istemiyorum, burayı kapattım diyebilir misin? Diyemezsin. İşte değişmeyen unsurları bu şekilde düşün. Ezber yapmana gerek yok. Aşağıda verilenlerden hangisi Türkiye'nin jeopolitik konumunda değişmeyen unsurlardan biridir ya da değişen unsurlardan biridir? Ezber yapmama gerek yok diyoruz. Buna dikkat edin. Değişen unsurlar politik değerler, değişebilir. Ondan sonra askeri değerler. Evet, şu an mesela biz milli üretimler yapıyoruz. Askeri helikopterlerimiz, işte insansız hava araçlarımız değil mi? Bunlar bak değişiyoruz. Bundan 20-30 yıl önce bunlar yoktu. Ama şu an var. Sonra sosyal kültürel değerler var. Kültürel, otur dedenle konuş bir bakayım. Kültürel değerlerin değiştiğini görürsün. Onların dönemindekiyle bizim dönemimizdeki farkı. Yine bilimsel ve teknolojik değerler değişime uğrar. Ekonomik değerler de değişime uğrar diyoruz. Bir de bizim için Türkiye'nin çevresindeki bölgesel sorunlar var. Bizi ilgilendiren doğrudan ve dolaylı sorunlar var. Hocam bak yine söylüyorum. Bunları da ezberleme. Nasıl yap? Bunun mantığı şu. Sana sınırı varsa doğrudandır. Sana sınırı yoksa dolaylıdır. Mesela Irak. Sınırın var mı? Var. O zaman burada yaşanan bir gelişme benim için doğrudan bir sorun mudur? Evet. Batı Trakya, Bulgaristan'ın olduğu yer sınır mı? Evet. O zaman doğrudan. Kıbrıs. Zaten bana bağlı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Kıta sahanlığı. Kimle sorun yaşıyorum? Yunanistan'la. Ege Denizi'ne komşumuz. O yüzden bak yine doğrudan. Suriye sorunu. Bugün en çok derinden hissettiğim sorunlardan biridir. Doğrudan mı? Doğrudan. Niye? Bak artık doğrudan ve dolaylı nasıl ayırt edeceksin? Bana doğrudan sınırı varsa, yani sınırımız varsa doğrudandır. Sınırım yoksa dolaylı. Mesela Kosova, Kafkasya, Bosna Hersek, Makedonya, Orta Doğu'da yaşanan olaylar. İşte mesela Filistin sorunu atıyorum. Bizle alakası var mı? Hayır, yani sınır olarak yok. Ama biz tabii ki Müslüman olduğumuz için bununla ilgili sorun oluşuyor. Ama nasıl bir sorun? Dolaylı bir sorun. Mesela işte Bosna Hersek'te zamanında yapılan olaylar, Sırplarla yaşanan olaylar. Baktığın zaman bizim sınırımız yok ama oradaki yaşanılan insanlık suçlarından dolayı biz rahatsız oluyoruz. Dolaylı ilgilendiren sorunlardandır diyoruz. İşte doğrudan dolaylı da bu şekil ayırt edeceğiz. Kısa bir giriş yapmış olduk. Bunların çok fazla sorusunu zaten görmezsin. Gördüğün zaman da en basit anlamda ezberlememen şeklinde vereceğimizi verdik. Dediğim gibi bundan sonra Türkiye ekonomik coğrafyasına gireceğiz. Bizim için çok çok önemli. Bölgesel kalkınma projelerini işleyeceğiz. Tarım, hayvancılık, maden deyip, enerji kaynakları deyip coğrafyanın asıl kısım, asıl coğrafya kısmını işlemiş olacağız. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Tekrardan görüşmek dileğiyle diyorum. Hoşça kalın.